Merhabalar değerli izleyiciler. Halkın Gündemi programında bugünkü konumuz ekonomi. Fethiye'de ekonomi ne durumda? Gelin hep birlikte öğrenelim. Ben İbrahim. Burada peynir, zeytin iş yapıyoruz, şarkılar iş yapıyoruz. İbrahim Bey, Fethiye'de ekonomi ne durumda? Yani çok zor bir dönemden geçiyoruz da gördüğüm kadarıyla kimse zor durumda kalmadı. Yani bu süreci iyi atlattığımızı düşünüyorum ben. Tabii önceden yarım kilo, bir kilo olan insanlar 1/3 falan almaya başladılar. Hani ürünlerin fiyatları da çok arttı. Ambalaj çok pahalı. Bütün ürünlere zam geldi. Bugün 10 liranın altında meyve yok. Hani bir 25-30 liranın altında peynir yok. Ama yani vatandaşlarımız şu an kıt kanaat geçiniyorlar. Yani çok iyi bir dönemde değiliz. Turizm de açık değil. Çoğu dükkanlarını açamayan esnaf arkadaşlarımız var. Hani birbirimize yardımcı oluyoruz bu süreçte. Hani şu an kar paylarımız çok düşük. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği derece. Hani bu süreci beraber atlatacağız. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Benim adım Yüksel Pazarcıyım. Yüksel Bey, Fethiye'de ekonomi ne durumda? Ekonomi normal ya. Çok da aşırı bir kötüye giden bir şey yok. Ama tabii insanların biraz daha ikinci şeyden sonra biraz daha alım gücü hafifledi. Ama düzelir herhalde büyük ihtimalle diye düşünüyoruz. Yaz biraz daha hareketli olursa biraz daha düzelir diye düşünüyorum. Yani pazar normal. Çok da öyle yani milletin dediği kadar çok da aşırı fiyat farkı tabii kış ayı olduğu için biraz daha olacaktır tabii. Ama yaza doğru biraz her şey yine normaline döner diye düşünüyoruz inşallah. İyi, kötü değil. İyi mi? İyi. Ölç istersen. Nasıl gidiyor? Pazara çıktın, neler alabildin? Paran yetti mi? Yetti. Yetti mi? Ne aldın? Patlıcan aldım. Bezel aldım. Ekonomi güzel diyorsun. Gider. Bunu da soracağım. Ekonomi nasıl sizce? Fethiye'nin ekonomi durumu nedir? Çok kötü. Çok kötü. Evet, işsizlik alt safhada. Bütün mekanlar kapalı. Neler aldınız? Kaç parayla çıktınız? Önceki aldığınız fiyatlarla alabiliyor musunuz? Hayır. Bugün 250 lirayla çıktık. Şu anda 200 lira tamamen kullanmış olduk. Ekonomi kötü. Tabii ki kötü. Adım Kader Gülkuşa. Pazarcıyız. Küçüklüğümden beri aileme yardım ediyorum. Okul olmadığı için hala aileme yardım ediyorum. Ama abla ekonomi çok kötü. Niye kötü? Koronadan başladığından beri iş yok. Millet, bazı insanlar yerlerini açamıyor. İş yerlerini açamıyorlar. Alışveriş yok. Bakın pazarın haline, bomboş pazar. Ya millette para yok. Gelir yok. Kaygı yok. Millet de ne yapacağını bilmiyor. O yüzden yani bir an önce bu işten, yani herkes, şunu demek isterim, herkes kurallara uysun. Bu iş bir an önce bitsin. Biz de yerlerimiz, yani düzenli bir şey yapalım. Fethiye'deki ekonomi durumu nedir? Çok iyi, 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 iyi gidiyor, iyi. Maşallah, maşallah, maşallah. Böyle olsun. Memleketimize iyi gidiyor, bak. Devamlı iyi gitmekte. Memleketimiz 1 numara. İyi mi yani? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Very good, bundan iyisi olmaz. Alışverişi nasıl yaptın? Alışveriş iyi, iyi, yetiyor, yetiyor, yetiyor. Bolluk var ya, 5 lira biber para alalım, 4 lira. 4 lira, bolluk, bolluk var şu memlekette. Yetti yani para. Yetme mi ya? Oraya bak, 4 lira biber bu kış günde. Ergin don alıyor. Bizim burada 4 lira ya. 4 liraya yiyoruz burada. Çok güzel. Ha, hepsi güzel. Ucuz. Vallahi orta güzel. Güzel mi? Ha, Fethiye alışveriş güzel. Yapmaya mı geldin? He? Alışveriş yapmaya mı? Ya, şöyle bir dolaşım dedim. Allah'a çok şükür her şey var. Nasıl fiyatlar? Vallahi iyi, normal. Normal. Normal yani. Fethiye'de ekonomi ne durumda? Çok zor durumdayız. 2 tane çocuk var, ne bakabiliyoruz ne görüyoruz. Ben bunu da satıp da adam olacağım. Nereye adam olayım? Yok. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Memnun değilim pazar durumdan. Kara zorlu hesap alıp 5 şişeyle aldım. Satamam, duruyorum.
Valla şu anda ekonomide berbat durumda. Gerçekten berbat durumda. Yani nasıl anlatacağız? Malum buranın geliri turizme dayalı, tarıma dayalı. Tarımda maliyetler yüksek. Bunu biliyoruz. Satışlar düşük. Ekonomi artık nasıl söylenir bilmiyorum ama gerçekten de böyle yani. Peki pazar fiyatları normal mi? Şeye göre normal tabii, ekonomik şartlara göre normal. Yani maliyetler yüksek olduğu için normal. Maliyetlerimiz gerçekten yüksek. Yani gübre fiyatları, akaryakıt fiyatları, bunları göz önünde alırsak ilaçlar, gübreler ucuz falan. Yani ona göre ucuz. Yani vatandaşın alım gücü düştü mü peki? Tabii ki düştü. Tabii ki. Yani günlük bazen siftah yapmadan geri gittiğimiz günler oluyor. Siftah yapmadan gittiğimiz günler olabiliyor yani. Çünkü vatandaşta para gerçekten mi yoktur artık, orasını bilemiyoruz ama yani sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Markete gittiğin zaman her şey zamlı yani. Tamam. Geçen sene aldığımın iki katını alıyorum ben. Çok şey yani. Belki %50 var, 40 var, 80 var. %100 olan bile var yani. Geçen haftaki pazara çıktığınız fiyatla, elinizdeki parayla bu hafta aynı şeyler alabiliyor musunuz? Ya o mümkün değil yani, enflasyon var tabii. İnkar edilmez ki, her şey belli ya. Bakın da mandalina mesela 7 lira, 8 lira belki oldu. Hani 5 liradan aşağı yiyemedik yani. Mevsiminde bu böyle. Şu anda batık durumda. Ekonomi çok yüksek. Fiyatlar normal şekilde ama bazı ürünlere göre çok fiyat. Mesela buzdolabı gibi bazı ürünlerde çok fiyat artış oluyor. Onu göz önüne almayıp pazarlara göz dikiyorlar. Pazarlarda 1 lira artışı çok yüksek görüyorlar. Vatandaşın alım gücü düştü mü? Çok. Kimse de para kalmadı neredeyse. Her yerin açılması gerekiyor o zaman. Ya pandemi kısıtlamanın kalkması, ekonomi, üretim çoğalırsa o zaman fiyatlar düşer. Şu anda ben kendi ürettiğim halde yani üretime gidemiyorum yani. Çiftçi belgem olduğu halde kısıklı gidebiliyorum. Teşekkür ederim. Bu yani şeyi gözüne almaları lazım. Fethiye'nin durumu ne bileyim de ya inşallah olur gider. Fethiye çok da gelişme yok daha tabii. Ama kaç tane biletimiz yok ki, ne yaptın adam tek başına? Hangisine yerine bakabilsin? Şükür halimize. Pazardan ne aldın? Paran yetiyor mu? Pazardan bir yet. Baksana şu bile patatesi 1,5 lira. Bedava yani. Gerçek ucuz. Allah için iyi. Fethiye'de ekonomi sorarsanız gayet kötü bir durumda. Neden kötü? Hangi bazdan mesela değerlendirmek gerekirse pazardan bakarsan pazar çok. Yani pazar sayısı düşmesi lazım. Vatandaş durumuna bakarsan üretimde bilinçsiz, farklı, çok aşırı, zamansız üretiliyor mallar. O da tüketilmiyor. Esnafa sorarsan alıyor, satamıyor. Aşırı çokluktan marketlerin de bunda çok fonksiyonu var. Onun için bak işte halimizden belli. Domates 2,5 lira, elma 2,5 lira, ayva 3 lira. Artı satılmıyor. Patates zaten 1,5 liraya kralı. Hangi yandan yanalım yani? Yanacak yerimiz çok da yanamıyoruz. Vatandaşın alım gücü nasıl peki? Düştü mü? Vatandaşın alım gücü derken vatandaş şu anda şanslı. En şanslı zamanı yaşıyor. Yani bir 50 lirayla şu anda vatandaş evini bir haftalık yiyeceğini alabilir. Esnaf zor durumda. Üretici zor durumda. Vatandaş gayet rahat. Örneğin en kötü bir memur maaşı 5.000 liraysa, 4.000 liraysa vatandaş şu anda esnafla üretici yanık durumda. Esnaf da yanık durumda, üretici de yanık durumda. Vatandaş rahat. Neden biliyor musun? 3 kilo patates alacak 5 lira. 4 kilo domates alacak 10 lira. Ne kaldı geriye 50 liraya? 50 lira alışveriş ettiği zaman bir hafta yiyebilecek. Vatandaş bu. Fethiye'de ekonomi ne durumda? Fethiye'de ekonomi ne olsun ya, işte herkes kendi imkanına çalışmaya bakıyor ama yani duruma göre idare edecek yani, yapacak bir şey yok yani. Peki pazarda vatandaşın alım gücü düştü mü? Biraz zayıfladı tabii ya, eski gibi değil yani, illa etkiler yani, illa aksama var yani, öncekine lütfen var yani. Fethiye'de ekonomi ne durumda? Çok süper, sabahtan beri oturuyoruz.
Gelen giden yok. Allah razı olsun. Milletten, devletten demiş. Yapacak bir şey yok. Ekonomi çok güzel. Çok güzel, çok. Bak oturuyoruz, oturuyoruz. Fethiye'de ekonomi çok kötü. Herkes bitik. Bütün esnaf sıkıntıda. Yani insanlar kredilerini, kredi kartlarını, borçlarını, ev kiralarını, şunları mı kimse ödeyemiyor şu anda. Ya şu anda gidin bankalara sorun, herkes sıkıntıda yani. Biz mesela bekliyoruz akşama kadar. Yani hafta sonu yasak olduğu için hafta içi pazarlara insanlar zaten çalıştığı için gelemiyor. Hafta sonu da marketler açık, insanlar gidiyor marketten kredi kartıyla alışverişini yapıyor. Esnaf ne yapacak? Esnaf perişan yani. Peki vatandaşın pazarda alım gücü düştü mü? Tabii ki düştü. Herkesin, kimse çalışmıyor. Geliri yok, gider. Hazır kirini yediler yani. İnsanlar altınlarını bozdurdular, harcadılar yani. Nasıl? Alım gücü nereden olacak? Devlet bir destek vermiyor. Kimse bir destek vermiyor. Kimseden bir yardım olmayınca nasıl olacak? Herkes kendi başını çaresi. Herkes batakta şu anda. Yok, hastalık nedeniyle yok. Yani hastalık olmasa iyiydi durum. Satış yapıyordunuz. Yapıyor. O zaman ekonomi pazarda iyi mi? Alıyorlar mı? Yani gelen insanlar alıyor mu? Vatandaşın alım gücü mü? Şimdi bu aralarda yok. Ben sabahtan beri oturuyorum. Bir poşet yumurta sattım. Evet değerli izleyiciler, Halkın Gündemi programının bugünlük sonuna geldik. Bizlere FRT Facebook sayfasından ve FRT TV Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.